bakmayın. Sizin kadar entel olamadık Sayın Sungur. Hanım dövüş oyunu oynar mısın? Dövüş. Oynarım. Harbi mi lan? Oynarım tabii oğlum. Gel UFC'de güreş tutak o zaman. Bana bak, o çıplak ayaklı adamların oynadığı şeyi oynamam. Herifin ayaklarını göremem. İğrenç vücutlarını ve iğrenç ayaklarını. Öbür şey oynanıyor mu? Vardı ya bir tane Çinli kız dalıyordu herkese. Çinli kız dalıyordu herkese ne acaba? Ya bir gecenin dördünde elime tutuşturduğum bir oyun vardı ya. Ha ha, onu, iki kişilik o. İki kişilik değil o. Ha. Bakıyorum vallahi neler vardı ya da. Mortal Kombat diyorlar. Ya işte yüklü değil, onu haftaya indiririm artık. Kısmet. Aslında Overcooked oynarız mesela ama sen Overcooked gördün, çıldırdın biliyorsun. Ya bırak, domates çorbası pişirme oyunu. Bırak ya. Ama iyi pişireceğim. Ya bırak ya Allah aşkına. Kusura bakmayın. Evet. Hayatını gördüğüm en saçma oyunlardan biri. Mutfakta domates çorbası. O sana soğan getiriyor. Bir iki domates getiriyor bilmem ne. Manyak mısınız nesiniz? Böyle oyunları niye oynuyorsunuz? Ama zor yani. Hızlı getirmen lazım. Aman vah vah. Denemek ister misin? Sen gerçek hayatta mutfakta ne kadar hızlısın Sayın Sungur? Hiç değilim. Oyuna saklıyorum kendimi. Saçma sapan bir şey ya. Ya gerçekten FIFA açacağım ve FIFA'yı çok beğenecek diye çok korkuyorum arkadaşlar. Ben futboldan anlamam ki hayatım. Ben anlıyor muyum? Futbolun kurallarını bile bilmem. X'e basıyorsun, kaleye doğru vuruyorsun. Göster bakayım işte. Neymiş. Sürekli FIFA'yı beğenmemden korkuyorsun. Aç da bir göster FIFA neymiş. Göstermeyeceğim. Hadi Valhalla girelim. Buralar beni sıktı yine. Bakarken sıkıldım buralardan. Ya hadi ortak oyun bul hadi ya. Beraber adam dövelim ya. Bir deneyelim hiç denemedik. Ya işte evet, beraber adam dövmeli oyunlar kalmamış. Eskiden çok olurdu beraber adam dövmeli oyun. Hatırlıyorsun eskiden o şeye atılan ama yerlere giderdik. Ama iki kişi bir adama dalmam bak. O delikanlılığa sığmaz. Adam çok güçlüyse dalınır abi. Bizim iki katımızsa okey. Aslında bir tane oyun geliyor aklıma ama. Göster bakayım neymiş. Dur bakayım oynar mısın sen, bunu merak ediyorum. Bence kültür şoku yaşayıp oynayamayacaksın bu oyunu. Kültür şoku mu? Ha. Ya sen bana Türk oyuncusu deyip duruyorsun. Ne gibi bir kültür şoku yaşayabilirim? İşte Türk oyuncuların kültür şoku yaşadığı için oynayamadığı bir sürü oyun var. Çok güzel. Türk oyuncusu böyle öyle. Bu ne ya? God of War yok mu? Bir FIFA yok mu? Ama oluyor hemen böyle. Bir yandan şeyini yerliyor. Mangalını yerliyor bir yandan. Ya öf! Benim senelerce oyunların suratına bile bakmamam, oyunlar oynamaya başladığım andan itibaren beyimin beni oyunlara bulaştırdığına pişman olmasın. Yok çünkü %100 Türk oyuncusu çıkmam. Yani bu Sungur'a atılmış ilahi bir kazık değil de nedir? Ben de atmadım bu kazığı. İçimden ne geliyorsa onu söylüyorum yani neticede. Ya onunla alakalı yok. Kapıdan geç girmekle alakalı. Yani Türk oyuncusu deyip böyle makaraya sarıyoruz, aşağılıyor anlamında değilim ben, o biraz esprisine söylüyorum onu da. Şöyle oluyor, benim gibi gencolar anası babası eve erkenden bilgisayar aldığı için çok erkenden oyun oynayarak aşkım, başladık biz. Kusura bakma, bizim de bilgisayarımız vardı ama ben ödevlerimi yapıyordum bilgisayarda. Yani Türk oyuncusu dediğim aslında yani o da hakikaten aşağılamak için söylemiyorum da şöyle oluyor. Vuruş hissi ilk aradığım şey Güney. Bir noktada hayatına böyle işte PlayStation'la beraber yavaş yavaş oyunlar girmeye başladı çoğu insanın. Evime PC alayım da onu indireyim de crackleyeyim de oynayayım falan. Yani biz daha küçük bir kitleyiz yani şeyin yanında. Daha casual elit oynayan tayfanın yanında. Elit değil, daha erken girdik. Çok erken ya, bu hangi dönem girdiğinde çok alakalı bir biz şey. Biz de ödev için almıştık abla diyor. Ben insan gibi, iyi evlat gibi oturup ödevlerimi yapıyordum. Bilgisayarda.